Sayın Bakan Yardımcımın, Sayın Başkanımın, Kaymakamımın değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ayvalık zeytinyağı bu topraklar için toplumumuzla bağdaşan çok önemli bir kültürel değeri ifade ettiği ve barındırdığı için sıvı altın diye tanımlanıyor. Çünkü altın kadar değerli zeytinimiz ve zeytinyağımız. Ayvalık'ın zeytini ve zeytinyağı bu topraklarda yaşayan herkesin baş tacıdır. O nedenle zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda kuşaklar boyu yüzyıllarca yaşasın ki çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir gelecek miras bırakalım. Kutsal ağaç, mitolojide ölmez ağaç ve kültürler arasında da bir sembol, bir birleştirici köprü olarak zeytin ağacı binlerce yıldır mutfağımızda, soframızda. Bazen yemekte, bazen de ilaç olarak hastalıklarımıza çare olan, eşi benzeri olmayan bir nimet. Ayvalık'ta bir yaşam kültürü, bir emek, bir alın teri kentin olmazsa olmazıdır. Kuzey Ege'de bu bölgenin dağına taşına, köyüne huzurlu, keyifli bir atmosfer getiren barışın habercisi zeytin. Kuzey Ege'nin zeytinle olan ilişkisi bir başkadır. Çünkü Ege'de zeytin, zeytinyağı ve yan ürünleri hem bir geçim kaynağı hem de bir yaşam biçimi olmuştur. Zeytinle geçimini sağlayanların yaşamı, kentimizde asırlık zeytin ağaçlarının toprağa uzanan gölgelerinde filizlenip, ilkbahar ile birlikte çiçeğe dönüşen koşuşturmayla başlar. Topraklarımızda 2 milyondan fazla ağacı barındırıyoruz. Neredeyse Ayvalık'ın 1/4'sini zeytin ağaçları kaplıyor. Gerçek tadını da coğrafi işaretle kanıtlayan Ayvalık zeytinyağının lezzeti, zeytinlerin elle toplandığında kalitesi bir kat daha artar, lezzetine lezzet katar. Çuvallar dolusu zeytinlerin bir bölümü çekiçle ezilir, bir bölümü çizilir, selelere basılır. Bir bölümü de zaman kaybetmeksizin zeytinyağına dönüşmek üzere fabrikalara gönderilir. Dalından fabrikaya kadar uzanan yolculuğun sonunda zeytin bir uçtan binlerce tanecik olarak girdiği makinaların diğer ucundan altın sarısı zeytinyağı olarak akmaya başlar çelik tanklara. Ayvalık markasıyla, coğrafi işaretiyle keyifli, huzur dolu bir maceradır Ayvalık'ta zeytinin adı. Hedefimiz Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini koruyup kaliteyi daha da yukarılara çekmek. Adalarımız, tabiat parkımız, mezelerimiz, balığımız, otlarımız, sabunumuz, zeytinimiz, zeytinyağımız ve turizmimiz, tarihi yapılarımız, tarihi kent sokaklarımız hepsi bir arada. Ayvalık adı ülke sınırlarını aşan bir değer olmuştur. UNESCO'nun kalıcı listesinde yer almak için emin adımlarla yürüyoruz. UNESCO'ya zeytin, zeytinin işlendiği fabrikalar ve zeytinin yaşama bıraktığı izler nedeniyle endüstriyel mirastan giriyoruz ki bu da ne kadar tarihte zeytinyağıyla iç içe yaşadığımızın göstergesidir. Kentimizin turizm pastasından daha büyük pay alması için tüm gücümüzle katkı veriyoruz. Destek verirken maddi olanaklarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Bu arada Ticaret Odası Başkanımızın da belirttiği gibi Ayvalık zeytinyağının altınla yarışan altın değerinde bir marka olması nedeniyle Ayvalık adını kullanarak taklit ve tahşiş satışlar son dönemde oldukça artmıştır. Biz belediye olarak
Bunlarla mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Suç duyurularında bulunuyoruz. Tabii bu konuda bizim tek başımıza mücadeleyi sürdürmemiz mümkün değil. Üreticisiyle, tüketicisiyle bu mücadeleyi topyekin sürdürmemiz gerekiyor. Coğrafi işaretle ürünün tescillenmesi tek başına çözüm değil. Tesirli, hukuki ve cezai yaptırımların olması gerektiğine inanıyorum. Markalaşamadığımız takdirde taşişe maruz kalırız. Kalitemize gölge düşürüyoruz. Bu konuda mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Ayvalık'ta 81 adet 400 yaşında, 2 adet de 1000 yaşın üzerinde zeytin ağacımızı belirledik. Bu konuda anıt ağaç proje rota projemiz ile ilgili çalışmalarımızı titizlikle ve aralıksız sürdürüyoruz. Bu güzergahta yeni bir yürüyüş rotası oluşturma çabalarımızın tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Ayvalık'ı atalarımız nasıl koruyup bugünlere getirdiyse aynı şekilde koruma mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu değerlerimizi ekonomiye çevirmenin derdindeyiz. Bu ekonomi içinde kurduğumuz kooperatif ile markalaşmaya gidiyoruz. Küçük üreticileri nasıl bir araya getiririz diye kafa patlatıyoruz. Turizmin yanında gastronomimizi öne çıkmaktadır. Tabii ki sahip olduğumuz bu değerli kaynakları nasıl doğru işleriz ve bir disiplin içinde nasıl pazarlarız bunun çalışmasını kurduğumuz Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifimizin çatısı altında 3 yıl önce yaşama geçirdik. Sebze halinde açtığımız satış merkezimizde hemen herkesinden çok yoğun ilgi görüyoruz. Kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin satışları burada yapılıyor. Belediye mülkiyetindeki zeytinliklerimizin hasadına geçtiğimiz gün başladık. Tüm çiftçilerimize, emekçilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum. Geçtiğimiz yıl belediye ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla elde ettiğimiz zeytinyağlarımız satış mağazalarımızda kısa sürede tükendi. Zeytinliklerimizin gübreleme, budama ve sürülmesi gibi bakım çalışmalarını tamamladık. Hasatımız devam ediyor. Bu lezzetli zeytinyağı yakında yine satış ofislerinde, raflarında yer alacaktır. Ayvalık ve yöresinde üreticiler birer ikişer zeytin hasadına da başlamış durumda. Tarihin, mimarinin, doğanın ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık'ta geçtiğimiz yıllarda kutladığımız hasat şenliklerine bu yılda kaldığı yerden devam ediyoruz. Festivalimizin hayırlı, uğurlu ve bereketli geçmesini diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Thank you.